Vallahi ustalara kızdım, kendim giriştim abi. Ulan ustalar. Ulan ustalar. Sizin gibi ustalarım ben var ya, hakikaten. Allah'ım yarabbim. Gene gözlüğü takacağız. Bakalım yarına, bak bak. Hey, nereye yapmış yine ya, bak. En sonda arkadaş ya. Oraya nasıl ulaşacak lamba bizim ya? El insaf ya. İnsan bir ayarlar abi şunları takarken ya. Üf, sinir ettiler beni ya. Uf. Ya hakikaten bu kadar gerizekalılık olmaz. Yemin ediyorum böyle gerizekalılık olmaz. Şuna bak ya. Şunun ayarı var arkadaş ya. Niye yapmazsınız ayarını beni? Arkadaş. Niye uğraştırıyorsunuz insanları ya? Şimdi bakın burada yaşadığımız ikinci soruna gelelim. Şunu rastgele takmış. Bakın bu buradan boşalıyor. Gördünüz değil mi? Bakın. Bunu mesafeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Gitmiş en derin mesafeye şey yapmış. Dolayısıyla şimdi benim lambanın da oraya ulaşma şansı yok. Şimdi ne yaptım ben? Olabildiğince duyuyu yaklaştırıyorum. Bir de bazıları bunun çok yukarı bakıyor. Yukarı baktığı için de çeviremiyorum. Şimdi biraz onu da ayarlamaya çalışacağım. Aşağı. Evet. Lamba engel oluyor. Yani lambayı dışarıda takma şansımız yok. Onu da öğrenmiş olduk. Şimdi lambayı sökelim. Evet. Oldu gibi duruyor arkadaşlar. Bakın. Bu da sıkıntı çıkarttı. İşte nasıl arkadaş yaptıysam bunu ya. Of ya. Of. Ben bu ustalara sinir oluyorum ya. Hakikaten sinir oluyorum ya. Ben de böyle bir şeyi kafayı taktım mı da arkadaş yapmadan bırakmam. Tabii bütün sigortaları ve elektrik kapattıktan sonra bunları yapıyorsunuz. Yoksa cayır cayır yanarsınız. Orada tabii daha kolay bu. Şu iki noktaya şu tornavidaların uçlarını yerleştirdim. Daha sonra yavaş yavaş böyle sola doğru çevirdim. O şekilde duyudan bunu çıkartabildim. O kadar poşet tuttuk ama hiçbir işe tutmadı. Ve bundan sonra artık beni bunları tek tek ayarlamama gerek yok. Şimdi bunların hepsini ayarlıyorum. Ayarladığım için de bunlar çok kolaylıkla takıp sökebilirsiniz. Evet, şimdi bir bakalım arkadaşlar. Tamamı oldu. Sadece bir tanesine lamba yetişmedi. Operasyon tamamdır. Salonda bulunan spot lambaların birçoğu patlamıştı, değiştirememiştim. Şimdi Koçtaş'tan LED lambalardan aldım. Şunlardan. Onları değiştirmeye çalışıyorum. Ustalar bunu yaparken şu duyun olduğu yeri çok derine yapmışlar. Dolayısıyla oraya ulaşmakta çok zorluk çektim. Bazılarını sökemedim. Bu mesela en sorunlu olanlardan bir tanesi şuydu. Şimdi onu nasıl hallettim size de anlatayım. Boş boşuna usta çağırmayın. Çünkü ustaları bulamıyorsanız gelse de doğru düzgün iş yapmıyorlar. Yapsalar da çok büyük fiyatlar istiyorlar. Aslında çok basitmiş yani. Şimdi mekanizmayı çözdüm. Önce bakın şunu çıkartırken şu patladı. Aslında bu çok tehlikeli. Tabii ben çalışırken gözlük ve eldiven kullandım bakın. Çünkü onun içinde civa var. Civa buharı salıyormuş ve zehirli olduğu söylendi. Aslında solunum açısından tehlikeli ama işte artık onu göz ardı ettik. Daha önce patlamıştı zaten o. Şimdi şu dipte kaldı. Bunu nasıl söktüm arkadaşlar? Buna tabii elimin içeri girip de ulaşma şansı yoktu buna. Ona şöyle bir yöntem geliştirdim bakın. Tabii bütün sigortaları ve elektriği kapattıktan sonra bunları yapıyorsunuz. Yoksa cayır cayır yanarsınız. Orada tabii daha kolay bu. Şu iki noktaya şu tornavidaların uçlarını yerleştirdim. Daha sonra yavaş yavaş böyle sola doğru çevirdim. O şekilde duyudan bunu çıkartabildim. Yoksa bunu daha önce çok uğraşmış çıkartamamıştım. Şimdi bakın burada yaşadığımız ikinci soruna gelelim. Ben daha önce bunları çıkartmıyordum tabii. Yani bunu bilmediğim için bunlar bu şekilde takılı buraya. Sadece ampulü oradan çıkartıp takıyordum. Bu çok derinde olduğu için bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. Oraya ulaşamadım ve takamadım ampulü. Onun için mecburen bunu buradan bu şekilde çıkarttım.
Tabi kablolar kopartmayın aman. Şimdi sağ olsun ustamız şunu rastgele takmış. Bakın bu buradan boşalıyor. Gördünüz değil mi? Bakın. Bunu mesafeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Gitmiş en derin mesafeye şey yapmış. Dolayısıyla şimdi benim lambanın da oraya ulaşma şansı yok. Şimdi ne yaptım ben? Olabildiğince duyuyu yaklaştırıyorum. Bir de bazıları bunu çok yukarı bakıyor. Yukarı baktığı için de çeviremiyorum. Şimdi biraz onu da ayarlamaya çalışacağım. Şimdi bunu en sona getirdiğim artık bakın en yakın seviyede bize. Ama ikinci sorun şu fazla yukarı bakıyor. Bunu biraz elle kırmadan tabii şöyle biraz aşağı doğru bir sarkıtayım. Şunları ama bozmayalım. Bunları çıkartırsak yanarız. Şimdi şunu şuraya tutturayım. Bence bu şekildeyken bir takalım bakalım lambamız nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Takamadığınız lambalar olursa bu şekilde deneyim siz de bakalım. Veya sökemedikleriniz olursa mecburen şunu çıkartmak zorunda kalacaksınız benim gibi. Yoksa çıkartmanız mümkün değil. Ben çok uğraştım. Hatta patlattım birkaç tanesinden. O işte tehlikeli patlatmakta. Eğer şimdi bunun kablo bağlantılarında bir sıkıntı yoksa bunun bu şekilde çalışacağını düşünüyorum ben. Aşağı. Evet, lamba engel oluyor. Yani lambayı dışarıda takma şansımız yok. Onu da öğrenmiş olduk. Şimdi lambayı sökelim. Evet. Şunu bozmayalım yarına. Karşımızda ama biraz oynuyor. İnşallah yerleşir. Evet. Oldu mu? Evet. Oldu gibi duruyor arkadaşlar. Bu tamamdır. Bir deneyeyim bakayım ya. Bir hepsini takmadan önce doğru yolda mıyız? Sigortayı bir açalım. Bence sigortadan kapatın arkadaşlar. Ben çok elektrik işlerini bilmem. O bakımdan risk atmak istemiyorum. Evet. Taktığımız yer orasıydı. Oldu bu iş. Bakın şunları çıkmasını az önce göstermemiştim. Bu çok kolay. Sola çeviriyorsunuz. Alıyorsunuz. Şimdi size bir de onu çıkartmadan bir göstereyim. Bakın normalde bu şekilde bu. Şimdi bunu ben... Yalnız kameraya çekiyorum diye tabi eldiven ve gözlük takmadım. En azından eldivenimi bir takayım. Baktım zorlanacak, kırılacak gibi olursa gözlüğümü takıp devam edeceğim. Kolay da değil bu işler. Bilmiyorsanız hiç girmeyin. Eliniz yatkın değilse bu işleri çağırın ustayı yaptırın. Ben şu an canım da sıkılıyor, boştayım. O bakımdan yapıyorum bunları. Şimdi bütün vidalar, bu tür şeyler sola doğru. Bakın, bu da sıkıntı çıkarttı. Evet, mecburen. İşte nasıl arkadaş yaptıysam bunu ya. Ben bu ustalara sinir oluyorum ya. Bir deneyeyim bakalım. Kırılırsa da böyle kırılsın, ne yapayım ya. Nasıl sıkıştıysan. Ben de böyle bir şeye kafayı taktım mı da arkadaş. Yapmadan bırakmam. O kadar poşet tuttuk ama hiçbir şey tutmadı. Az önce çok güzel olmuş ama kahretsin ya. Ya arkadaş bir tanesi içine gir be. Yandık. Güzel bir temizlemem lazım altta. Belki biraz zor olacak ama en de sonunda yapacağım her şey. Tamam.
çıkartalım artık. Evet, bu şekilde çıkartabildik arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım ayarına, bak bak bak. Hey, nereye yapmış yine ya, bak. En sonunda arkadaş ya. Oraya nasıl ulaşacak lamba bizim ya? El insaf ya, insan bir ayarlar abi şunları takarken ya. Ya var ya, hakikaten. Ya var. Bir insan yani bir işi bu kadar mı savsaklama yapar ya? Şu duyu taş şurada arkadaşlar. Bakın şurada ayar yeri var. Ben şimdi geriye çektim. Öf, sinir ettiler beni ya. Şu kenarlarda. Bak. Ulan ustalar. Ulan ustalar. Artık ellerini gözü çıkartabiliriz. Diğer kısımları bitirdim. Pardon. Şöyle şimdi. Nasıl terledim ama ya. Evet. Duyu yaklaştırdığım için artık ampulü takmam da çok kolaylaştı. Daha önce çok uzaktaydı. Ulaşamıyordum. Hayır, emeklilikte çalışmayayım diyorum da en sonunda beni çalıştıracaklar. İşin en zor kısımlarını bitirdim. Kaldı en kolay kısımlar. Tabi duyularımız derinde değilse, bu da derinde. Haris. Bak. Of. Derinde olduğu için duyu çok arkada kalıyor. Şu lamba da şu şey dolayısıyla, çapından dolayı içeri girmiyor. Girmediği için de duyu takamıyorsun. Mecburen onu da çıkartıp geri çekeceğim. Sizin gibi ustalarım ben var ya, hakikaten Allah'ım yarabbim. Gene gözlüğü takacağız. Ha yok, bu hazır zaten, takmaya gerek yok. Uf. Ya hakikaten bu kadar gerizekalılık olmaz. Yemin ediyorum böyle gerizekalılık olmaz. Şuna bak ya. Şunun ayarı var arkadaş ya. Niye yapmazsınız ayarını beni? Arkadaş. Niye uğraştırıyorsunuz insanları ya? Hakikaten rezalet ya. Artık öğrendim. Kolay. Bundan sonrası çok kolay benim için. Ve bundan sonra artık beni bunları tek tek ayarlamama gerek yok. Şimdi şunu, bunların hepsini ayarlıyorum. Ayarladığım için de bunları çok kolaylıkla takıp sökebilirsiniz. 20 yıllık elektrik ustasılarının yapmadığını ben yaptım. Hadi bakalım. Çok biraz ükelacı oluyor ama sinir oluyorum abi, ne yapayım yani? Ne yapayım? Bunları takmak da sökmek de çok kolay. Bakın. Takarken sağa, sökerken sola. Bu kadar. Evet, şimdi bir bakalım arkadaşlar. Oldu mu olmadı mı? Evet. Tamamı oldu. Sadece bir tanesine lamba yetişmedi. Operasyon tamamdır.